açıdan bakıldığında hepimiz için çok önemli bir akşam olacak. Çalışmalarımız içerisinde de aslında bizler bu coğrafyada geçmişi gelecekle birleştirmeye çalışıyoruz ve bu bahsetmiş olduğum ortaya koyma, kendi çalıştığım alanda ortaya koymak istediğim çalışmaları ve ortaya koymak istediğim renkleri aslında bütün dünyayla paylaşmaya çalışacağız ve o dönemi anlatmaya çalışacağız. Aslında içimizde bilindiği üzere insanların çok çok renkli yanları olduğu gibi çok çok karanlık yanları da olabiliyor. Aslında biz bu bütün insanın algılayış tarzını ortaya koyduğumuz çalışmalarla da ortaya koymaya çalışıyoruz. Aslında bunu Mevlana da anlatıyor. Bir yolculuktan geçiyor insan ve bu süreçte aslında kendi istekleri ve kendi güzel yanları ve aslında içerisindeki insanın zorlu yanlarıyla da bir mücadele süreci ve bunların ne şekilde ortaya konulduğunu aslında her insanda görüyoruz. Bir insanın kendini oluşturma süreci sürekli gerçekleşmekte. Aslında insanın burada bulunması, bu dünyada bulunmasının sebebi nedir? Bunları bizlere çok çok güçlü bir şekilde göstermekte. Mevlana Celaleddin Rumi bu toprakların çok çok önemli alimleri insanın kendisini gerçekleştirme sürecini ortaya koymakta. Neden buradasınız, neden bu dünyadasınız ve aslında ne için buradasınız bunları ortaya koymaktalar. Aslında bütün bu süreçleri düşündüğünüzde ve en üst noktaya doğru yükseldiğinizde bu saflığı, içinizdeki saflığı, temizliği görmektesiniz. Ben de bu bütün renkleri kıyafetlerde göstermeye çalışıp insanın zorlu yanı, bu aslında karanlık yanını da gösterip en sonunda da saf beyaz yanını bu kıyafetlerimize ortaya koymaktayız. Aslında bilindiği üzere sema törenlerinde de bu kıyafetleri içerisinde sema icra etmekte aslında dervişler, biliyorsunuz. Bütün bu süreçleri aslında ben de yansıtmaya çalışıyorum. Yüksek noktada insanın o saflığı ve beyazlığı, aslında insanın kendini mükemmele yaklaştırma süreci ve aslında kendisini yaratanıyla birleştirme süreciyle ilgili olarak bilindiği üzere Rumi de bunu söylemekte. Üst üste bulunan gül bahçeleri var ve sizler aslında bu gül bahçelerinde yükselmektesiniz ve bu mükemmelliğe ulaşmak, yaratanla birleşmek anlamına geliyor. Aslında bu akşamı, yarın akşamı bekleyeceğiz koleksiyonlarınızı görmek için. Sizin baktığımızda entelektüel anlamda da önemli çalışmalarınızı koleksiyonlarınıza yansıttığınızı görmekteyiz. Pakistan'da Meras isimde bir moda eviniz var. Ne gibi koleksiyonunuzdan bahsedelim, kıyafetlerden? Sadece düğün, gelinlik gibi mi, yoksa ne şekilde ürünler, koleksiyonlar var? İlk önce isimden başlayalım. Meras aslında miras anlamına geliyor. Meras moda evi ismini buradan almış ve bu ismi de aslında çok şey ifade ediyor. Aslında baktığımızda gelinlik tasarımları elbette önemli bir ayak ve bu noktada aslında ticari anlamda da önemli bir ayağını oluşturabilmekte. Ve aslında bu kıyafetlerle birlikte süs malzemeleri de söz konusu bayanlar için. Takı malzemeleri de tasarımlarımız çerçevesinde ve hem kıyafet hem de takım malzemeleri. Şimdi Türkiye'den sizin tasarımlarınıza nasıl ulaşabiliriz? İnternetten ulaşmak mümkün. Bütün dünyadan siparişler alabilmekteyiz. Aslında çok çok zor değil. Bugün internet aracılığıyla çok çok kolay bir şekilde ulaşılabiliyor ve bize ulaşmanız yeterli. Aslında Müslüman dünyası içerisinde de kadınlara örnek olabilme konumundasınız. Neler önerirsiniz? Aslında
İlk olarak Türkiye'den etkilendiğimi söyleyebilirim ve aslında baktığımızda Türkiye'de de duygulu anlar yaşadığımı ifade etmeliyim. Enerjik bir toplum ve baktığımızda aslında her yerde bayanların çalıştığını görmekteyiz. Aslında Müslüman dünyası için bu da çok önemli. Kadınların her yerde idari mekanizmalar çerçevesinde, yönetim mekanizmasında, tüm alanlarda çalışılıyor olması aslında çok çok önemli ve bütün bölgeler için aslında bir örnek teşkil etmekte, bütün dünya için aslında böyle olması gerekmekte ve burada bunu görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayım. Disiplin içerisinde, sistemli bir şekilde iş gücü çerçevesinde eşitliğin bulunması çok önemli. Özellikle kadınların bütün bu imkanlardan yararlanması ve katkı sağlaması çok çok güzel. Umuyorum ki daha fazla tasarımcı da görürüm diye karşılaşırım diye düşünüyorum. Türkiye'de kimleri biliyorsunuz, kimleri tanıyorsunuz moda dünyasından, bayanlar özellikle? Açıkça şunu söylemem gerekiyor ki çok çok tanışık olduğum isim yok, ancak Türk modasını bilmekteyim ve güzel buluyorum. Aynı zamanda kültürel olarak da gördüğüm ve sevindiğim çok çok güzel şeyler söz konusu. Kendi kimliğini yansıtabiliyor aslında. Türkiye'de gördüğüm kadarıyla modada bunu görebilmekteyim. Kendi kimliğinin yansıtılması, ürettiklerine yansıtılması çok çok güzel. Aslında güzel konulardan bahsettik. Gelmeden önce, daha önceden bir tasarımcı olmadan önce neler düşündünüz mesleki kariyerle ilgili olarak? Ne olmak istiyordunuz daha öncesinde de? Açıkçası doktor olmak istiyordum ve ailem de aslında bu şekilde bir istek içerisindeydi. Ancak 19-20'li yaşlara geldiğimde çocuğum dünyaya geldi ve aslında farklı bir bakış açısıyla da yaklaştım diye düşünüyorum hayata ve 30 yıl geçti ve moda içerisinde çalışmalarımı sürdürdüm ve 1991'de bahsi geçen moda evini kurduk ve güzel çalışmalar yaptık diye düşünüyorum. Çok teşekkürler TRT Türk ekranlarına bize katıldığınız için. Türkiye'de sizi görmekten dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz ve daha çok görürüz inşallah. Çok teşekkürler. Ben de Türkiye'ye tekrar gelmek istiyorum ve umuyorum ki yeniden geleceğiz.